Evet selamlar arkadaşlar ben Bado Bahadır bildiğiniz gibi Twitch'te çok canlı yayın yapıyoruz YouTube'a dediler gibi video yüklüyoruz ve ben artık şu soruyu almaktan çok sıkıldım. 67 level Battle Priest'im. 1 GB'lik itemim var. Nerede farm yapayım para kasayım? 46 level okçuyum. Nerede para kasayım? 77 levelim ne yapayım? Arkadaşlar şimdi bu videoyla hepsine son vereceğiz inşallah ve bütün bu soruyu soranlara da bu videoyu yönlendireceğim. Sizlere Night Online'da farmın en önemli kurallarından bahsedeceğim. Farm yaparken mutlaka ama mutlaka dikkat etmeniz gerekenleri, mutlaka uygulamanız gerekenlerden bahsedeceğiz. Bunları madde madde sıralayacağız. Eğer bu videoda söylediklerimi uygularsanız size bak yemin ediyorum, size söz veriyorum hepiniz mutlu olacaksınız. Ama benim söylediklerimi yapmayan bir arkadaş olursa, bunları uygulamayan bir arkadaş olursa olduğu yerde saymaya devam eder. Yani kanalda 800 tane video var. Çar bozuyoruz, çar diziyoruz. Dizdiğimiz çarlar ortada. Yavaş yavaş da olsa bir çar diziyoruz arkadaşlar. Bu gördüğünüz Dual 2 Lego, R2JD, R2B'de neydi 9 iron crossbow bunların hepsi farmla kasıldı. Hiçbir şekilde TL desteği almadan, para yatırmadan oyuna farma yaptık. E ne yaptık? Bir pus desteğimiz var. O kadarı da olsun artık. Günde 2-3 saat oynuyoruz sadece. Ve yaptığım şeyler çok 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 basit. Fazla uzatmadan, sizleri de meraklandırmadan videomuza geçelim. Mutlu mutlu, rahat rahat bu videoyu dinleyin, izleyin. Bütün farm yapan arkadaşlar alt taptan bir çıksın, şu videoyu bir açsın, bir izlesin. Hepimiz mutlu olalım. Bana da bir daha gelip 63 level battle prestim. nerede farm yaparım diye soru sormayın arkadaşlar. Sıkıldım artık. Adam Telefon numaramı bulmuş. Bak telefon kimse o yorumlarda da belirsin. Telefon numaramı bulmuş. Gecenin saat 4'ünde beni arıyor. Kanka çok özür dilerim. E, numaranı şuradan aldım. 72 levelim ne yapacağım bilmiyorum. Bana bir yol göster. Yani çok basit bir oyun aslında. Gerçekten çok basit bir oyun. Sadece uygulamanız gereken, yapmamanız gereken şeyler var. Yapmanız gereken şeyler var. Uzatmadan bunlara başlayalım. Bunlara başlamadan sizlerden tek ricamız şu videolara bir beğeni bırakmanız arkadaşlar. Videolar hakkında da güzel bir yorum bırakırsanız, eleştiri yaparsanız çok sevinirim. Hadi gelin başlayalım. İlk ve en önemli maddemiz şu. Oyunda asla ama asla upgrade yapmayacaksınız. Gem kırmayacaksınız. Şans oyunu oynamayacaksınız. Eğer bunları yaparsanız hiçbir yere varamazsınız arkadaşlar. Görürsünüz mesela birini izlersiniz. Alır bir tane itemi artı birden artı dokuza basar. 20.000 bin lira kazanır. Alır bir tane gemi kırdırır Lego kazanır. Bunlar olabilir şeyler. Ama siz bunu yapmayın. Tamam mı? Şu adam şu Jojo almak için belki 30 tane gem kırdırdı. Asla ama asla kumar oynamayacaksınız. Arkadaşlar bakın. En basit örneği. Ne var bu bende şu an şurada? Bak 7 tane 6 tane bir pom breaker var. Artı bir de satacaksın bunu. Ben bunları artı 6'ya basayım. Kar edeyim yok. Artı bir de satacaksın. Ne düşürdüysen ne drop geldiyse satacaksın. Artı 2'ye denemeyeceksin. Artı 6'da satayım daha çok kar ederim. Yalan arkadaşlar. Hiç kimseye inanmayın. Bado'ya inanın. Upgrade şans oyunları asla kar ettirmez size. Kısa vadede kar ettirir. Mesela gidersin bir iddia oynarsın mesela. 3 liralık bir kupon yaparsın 100 lira alırsın. Ha ben iddiadan para kazanıyorum zannedersin. Ama halbuki o sene içinde iddia yatırdığın para yani o 100 liranın kat ve kat daha fazlasıdır. Night Online'da tamamen aynı şekilde. Upgrade de bir kere kar edersin. 10 kere kaybedersin. Eğer Night Online'da kumar oynarsan. Zaten güç bela kastığın parayı şans önüne yatırırsan. Çarına hiçbir şekilde gelişim katkı sağlayamazsın. Bundan mutlaka uzak durun. Bak mutlaka bir şans oyunları oynayıp paranı kumara asla yatırma. Asla. 2. Eğer oyunda belirli bir seviyede değilsen. Belirli bir itemlerin yoksa. Kazandığın parayı TL'ye sakın çevirme. Kazandığın parayı TL'ye çevirebilirsin oyun sana bunu sağlıyorsa, buna izin veriyorsa bunu yapabilirsin. Bu en doğal hakkın. Sen dışarıda çıkıp çalışmayıp evde bilgisayar başında oturup günde 10 saat farm atıp 5 ellen para kazıp 50 lira cebine koymaktan mutluysan sen bilirsin. Ama eğer sen günlük kastığın parayı TL ye çevirmek yerine çarına katarsan, çarına koyarsan sen 5 saatte kastığın parayı eğer karakterine yatırım yaparsan 2 ayın sonucunda 1 saatte kasarsın. Bu çok önemli abi ne kadar çarına yatırım yaparsan kastığın para o kadar çok artar. Bakın biz ne yapıyoruz? Şu an evil wizard farm atıyoruz bu çarla değil mi? Biz bir saatte yeri geliyor 25 para kasıyoruz. Ama sen bunu 1 GB'lik bir çarla asla yapamazsın. 6 ay önce bu çarda hiçbir item yokken evil wizard kesemiyorduk. Şu an solo bir şekilde rahatça kasıyoruz. Paramızı da kıtlıyoruz. Ne yapıyoruz? Tekrar çarımıza yatırıyoruz. Benim Jochikim'i de buraya koyduktan sonra full 2 olacak. 2700-2650 atağım olacak. O saatten sonra GB satsam çok daha rahat kazanırım. Anladınız mı? Yani neymiş? İkinci maddemiz mutlaka çarımıza yatırım yapacağız. Karakterimize yatırım yapacağız. Asla GB satmayacağız. GB satabilirsin. Ama ileride başlangıç seviyesindeki bir oyuncu eğer belirli bir e, düzeyde karakteriniz yoksa attığınız farmın GB'sini satmayın. Örnek veriyorum sizlere. E, Borada kasan adamlar 40 bin liralık çarlarla kasıp GB satıyorlar arkadaşlar. O oyuncuların hiçbiri gidip 10 liralık çarlık GB kasıp satmaz. Bundan uzak durun. Oyundan para kazanmak istiyorsan ben bunu asla tasvip etmiyorum. Bunun farklı yolları var. Ne yaparsın? Sadece etkinliklere girersin. Gold pire alırsın. Aynı cebine 500 lira koyarsın. Bu şekilde. Ama siz, sizler bu oyunu oynayan, bu oyunu seven insanlar, parmatan insanlar mutlaka karakterinize yatırım yapmanız gerekiyor. Kastığınız ne mi? bankanıza koyacaksınız. Birinci maddede bunu asla harcamayacaksınız. 1 bir GB olacak o 1 GB geleceksiniz buraya bir tane artı 0 cot koyacaksınız. Alacaksınız artı bir flamering koyacaksınız çarınıza. Mutlaka kastığınız parayla çara yatırım yapacaksınız. Farklı bir şey yaparsanız kasamazsınız. Biter. Yerinizde sayarsınız. Geldik 3. maddemize arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki senin pus desteğin var. Zaten premium bedavaya alıyorsun. Ne anlatıyorsun ki? Hadi premiumsuz oyunu öyle görelim. Arkadaşlar ben jre girmiyorum. Tamam mı? Ben JR etkinliğine girmiyorum. Sizin mutlaka ilk hedefinizin 79 level olup sabah ve akşam JR'lerine girmek olması lazım. Sadece sabah ve akşam JR'lerine girerek çok rahat bir şekilde bak çok rahat sadece sabah akşam JR'sine girerek DC ve Peri'nizi çıkartabilirsiniz. 60 JR var. 30'unu kazandın. Yarısını kazanırsan eğer. Bakın bir JR kazanırsan Sirius serverında şu an minimum 8M alıyorsun. 60'ın 30'unu alırsan 8 çarpı 30 240 kem para yapıyor. 240 kem sadece JR'den bak yarısını kazanırsan. 240 kem parayla DC pirini alırsın. Üstüne de perini alırsın belki. Yani pusu buradan çıkmış olur. Mutlaka 79 level olmak olsun ilk hedefiniz. JR bu oyundaki en önemli etkinlik. Sabah ya da akşam. Mutlaka gireceksiniz abi. Kaçırmak yok. 73 levelde kasmayacaksın. 75 levelde kasmayacaksın. Ya ben illa ki o levellerde kasacağım. Ben illa Ardrem'de farm atacağım diyorsan bir tane JR Charon olacak. Senin bu oyunu dışarıdan premium için para yatırmana engelleyecek. Senin Volker'in olmasın, Patos'un olmasın şart değil. Ama DC Premium şart arkadaşlar. DC Pre önemli. Farm atıyorsan günlük 3 saat 4 saat DC Pre'yi alacaksın. Almazsan kasamazsın. Bunun için de JR'lerinize mutlaka girin. Mutlaka. Üçüncü maddemiz JR'ler. Çok önemli arkadaşlar. Ama gidip 75 levelde girmeyeceksiniz. 79 levelde ne yapacaksın? Ne edeceksin? O JR'ye gireceksin. 60 JR var. 30'unu kazansan kafi. Ben JR'siz kasıyorum. Zaten videolarda da mevcut. Benim pus desteğimi JR'lere girseydim aynısını koyardım olarak düşünebilirsiniz. Ve şunu sakın unutmayın. Benim üstümden yargı yapmayın. Arkadaşlar benim üstünden asla yorum yapmayın. Pus desteği var konuşuyor. Şu su var konuşuyor. Boş ver beni. Benim söylediklerime bak arkadaşlar. Benim söylediklerime bakın. Bunlar önemli şeyler gerçekten. Farmatan bir insanın kasması için, boyundan keyif alması için önemli şeyler. JRN'e mutlaka gir. Videoyu beğenmeyi unuttuysan da bir beğeni at kanka bana. Lütfen. Devam. 4. Kimse Drake'i girmeyi sevmez. Ama bu Drake'i de çok büyük bir veli nimettir abi günlük 3 trekini ortalama 30 dakikada yapabilirsin. Boş saatlerde gir. Sıra bekleme gerek yok. Günlük direk haklarını mutlaka gir. Arkadaşlar direki gerçekten çok önemli. Kendini zaten görüyorsunuz. Ben ikinci bosa kadar kasıyorum. Ortalama bir direk abi aylık DC premium bunu varsa aylık 50 tane Vipon Breaker alırsın. Hadi 40 tane al. Aylık bak en kötü. Bir tane de Drake Box illaki alırsın. Yani senin bu oyundaki pot paranı farm atarken pot paranı çok rahat bir şekilde Drake'lerden çıkartırsın. 4. dördüncü maddemize ek olarak FT ve kaosları da ekleyelim. Eğer sen e, FT'lere girebilen bir mage'in varsa FT'lerine de gir. FT'ler JR'lerden daha çok para kazandırıyor arkadaşlar. Bir mavi kutu iki tane silver gem'den daha pahalı. Onun üstüne 3 günde bir de ikinci mavi kutu alıyorsun. FT'ye girme şansın varsa FT'ne de gir. Kısacası 3 ve 4. maddemizde şu var. Oyundaki etkinlikleri asla kaçırma. Oyundaki etkinlikleri kaçırıp farm atarsan çok daha az kasarsın. Senin bir saatlik bir farmında şu an ortalama kasabileceğin para 8 ile 10 emdir. 10 emden fazla kasamazsın solo farmda. Evil Wizard'da kasarsın ama ne olur Evil Wizard'da 2 gün drop almazsın 3. gün drop alırsın. Yine saatliğin senin ortalama 10 eme denk gelir. Yine aynı şekilde buradan ben örneğini biliyorsunuz ben direkt giriyorum sürekli her gün kaçırmıyorum. Bak mesela her ay ortalama bir tane box alıyorum. Şu Commander Batch'ten. Bir tane drop olarak box alıyoruz. Videolar mevcut. Asla kaçırmam Drake'leri. Arada giremediğim olur ama kendiniz görüyorsunuz. Bugünkü mesela girdiğim Drake'den bir tane Epon Breaker aldım. Dünkü girdiğim Drake'den 3 tane aldım. 4 gün önce girdiğimden hiç alamadım. 5 gün önce girdiğimden 4 tane aldım. Bir tane box aldım. Senin bu Drake'ye mutlaka girmen gerekiyor. ...mutlaka girmen gerekiyor. Ve anti parantez şunu söylüyorum... ...JR ve Drekki muhabbetleri için... ...eğer yeni serverlarda oynuyorsanız... ...yeni serverlarda oynamanızı tavsiye ederim... ...etkinliklerden premium paranızı kasmak için. En kötü sen Rosetta'da oynuyorsun... Olimpiya'da oynuyorsan bile... ...Sirius'ta, Vega'da ya da Altar'da... ...bir tane etkinlik çarın olsun... ...2-3 GB'lik eşyası olsun... ...onla mutlaka bu etkinliklere girip... ...premium paranı aradan çıkartman lazım. Beşinci maddemize gelelim. Ben bu duruma gerçekten sinir oluyorum abi... Sen eğer günlük 3 saatten fazla farm atıyorsan karakterini geliştirmek için 3 saatten fazla farm atıyorsan DC premium olacaksın. Şu gold pre ile farm diye bir şey yok arkadaşlar. Yalan hikaye. Sen git gold premium ile estantta HTB HTC dön. Gold premium bir 1 saatte kasacağın para maksimum 2M'dir ya. 2.5M olsun hadi. Git DC pre ile kas 6M. Git AOC'a. Git Evil Wizard'a. Draki'ye gir. Gold Premium'la farm olmaz. Gold Premium oynayacak bir insanın ancak şu olur. Sadece JR'ye etkinliklere girilir ve direkt giriyorsa Gold Premium alsın. Gold Premium alıp günde saatlerce farm atan varsa aranızda yanlış yoldasınız arkadaşlar. Yani ben Gold Premium'la da farm attım. DC Premium'la da farm attım. İkisinin farkı çok bariz ortada. Lütfen Gold Play ile farm atmak için debelenmeyin. Gold Play bir tane fazladan Trina veriyor. İşte 80 hem daha fazla kara geçeceğim diye 4-5 GB zarara giriyorsunuz. Eğer günde 3 saatten 2 saatten fazla farm atıyorsanız farm bak JR'lerden, Draki'lerden, fete'lerden bahsetmiyorum. 2 saatten fazla farm atıyorsanız gidip 50 oynuyorsanız mutlaka DC pri alın. Gereksiz yere gereksiz insanlarla polemiğe girmeyin. Soloysanız tek başınaysanız gidip slot kavgası vermeyin. İnsanlarla kaseleşmeyin. İnsanlarla küfürleşmeyin. Umursamayın. Gerekirse PM'nizi bloklayın. Takılın. Stone Golem'de birisi size KS attı. Saatlerce duracak değil mi orada? Gerek yok kasma. Bırak kassın o. Git kendine başka slot bak. Git Hop Goblin'e bak. Git Trent'e bak. Git Troll'e bak. Ama KS'leşmeyin. Gerekirse polemeye girmeyin insanlarla. Çünkü sen orada ben bu slotu alacağım diye bir adamla bir saat kaseleşirsin. O bir saatlik KS'leşeceğine gidip Troll'de farm atsan daha fazla para kasarsın. Çünkü şu an Sirius, Altar ve Vega sorularında farm slotları çakılı. İnsanlar kase atmaya çalışıyor birbirine. Git, Estland'da HTB dön, Satyros dön daha karlı olursun. Çünkü sen bir kişiyle kaseleşirsin. Ondan kurtulsan bile ikincisi gelir. Üçüncüsü gelir, dördüncüsü gelir. Mutlaka buna dikkat edin. Lütfen insanlarla gereksiz poleme girmeyin. Mantığınızı kullanın. Çünkü bu oyunda vakit çok önemli. Bu oyunda değil, hayatınızda vaktiniz, zamanınız çok önemli polemeye girmeden, kaseleşmeden düzgün bir slotta bulun. Gidin trolde 40 dakika kastın mı? Bir gelip kase mi atıyor? PM at kardeşim. İnsan gibi kasıyorum. Kase atma. Bu kasenin sonu yok. Onu anlatmaya çalışın. Anlamıyorsa biraz zorlayın. Siz alıyorsanız o gider. Biraz zorlayın. Ama baktığınız alamıyoruz. Gereksiz. Çıkın slottan. Başka slot bakın kendinize. 7. Doğru farmatın. Doğru farmatından kastım ne? Sen akşam saat 8'de bilgisayar başına oturup farmatmaya çalışma. Akşam 8'de farm atarsan atamazsın. Farm atmaya yaşarsan atamazsın. Oyuncuların en çok yoğun olduğu saatlerde gidip slotlarda zamanını boşa harcama. O saatte Draken'e girmeye çalış. O saatte JRN'e girmeye çalış. O saatte etkinliğine girmeye çalış. Bununla uğraş. Farmını ne zaman at? Öğlen saatlerinde at. Gece saatlerinde at. Vaktin varsa. Vaktin yoksa zaten. Vaktin yoksa bir yerde çalışıyorsan. Farm atma. Sadece etkinliğine gir. Az biraz PK at bir bul öyle takıl. Ama senin vaktin varsa gidip akşam saat 9'da 10'da farm atmaya çalışma atamazsın. Asas'ın biri gelir tek atar. Gece 3'te 4'te 5'te at parmanı. Öğlen 1'de at sabah 11'de at. Bu saatler sakin olan saatler. Slotları da boş bulursunuz. En basitinden örneğini söylüyorum size. Ben 2 var diye çalışıyorum değil mi? Sabah 8 akşam 4. E, akşam 4 gece 12. Ben sabah 8-4 varyası çalışırken e, oyuna akşam saat 7'de giriyorum. 11'de çıkıyorum. 3-4 saat oynuyorum. Ben bu saatlerde asla farm atamıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi videoların hepsi mevcut. Neden? Çünkü oyun çok yoğun. Ya slotlar dolu KS var ya da karşılıktan biri gelip seni darlıyor. Neymiş? Doğru saatte doğru farm atacaksın. Boşu boşuna zaman kaybetmeyeceksin. Zamanın çok önemli çünkü. Bunu da anladık. Ulan var ya sanki ülkeyi kurtarıyoruz gibi şey anlatıyorum ama ya bunlar önemli şeyler bu oyunu oynuyorsak hakkını vererek oynayalım abi. Anladınız mı? Hakkını vererek oynayalım. 8. altın kural biraz kendime de bok atmış olacağım ama bunu unutmayın arkadaşlar. Her zaman sizin için en iyi olanı siz bileceksiniz. Oradan buradan görüp ay ben de böyle yapayım, böyle kasayım, böyle gideyim demeyin. Ben YouTube videolarımda sizler için en şeffaf olan şekilde kasmaya çalışıyorum. Sizlere en şeffaf oyunu göstermeye çalışıyorum. Yani oradan buradan görüp Ha bak böyle para kasılıyormuş. Ben böyle para kasayım. Ben böyle yapayım. Ben böyle gideyim. Ben AFK farm'a oturayım. 24 saatte şunu kasayım. Hikaye arkadaşlar. AFK farm diye bir şey yok. Ben pazarda şu kadar para kasayım. Zor. Çok zor. Sistematini bilmezseniz Sistemini bilmezseniz Pazardan para kazanamazsınız. Girersiniz. Zarar eder. Çıkarsınız ne yapmak istediğinize mutlaka karar vermeniz gerekiyor. Ben farm mı yapacağım? Ben pazar mı yapacağım? Öncelikle bunu mutlaka ayırın. Bakın bir çevreniz yoksa pazardan para kasamazsınız. AFK farm zaten şu an hikaye Sirius, Altar, Vega sonuçlarında imkansız. Gidip Uruk Blade slotuna ben farma bırakayım çarımı. Para kassın. Senin kasacağın para maksimum 24 saatte 50-60 am olur. O da şanslıysan bizler bu seriyi yaparken Uruk bilette saatlerce kastık. AFK yaptık, uğraştık. Ne oldu? Kastık, direndik, kastık, başardık. Ama biz ne yaptık? Dediğimiz gibi doğru zamanda farm attık. Ne yaptık? Time Surge'ü aktif oluyordu. Akşam 6'da başlıyordu. Akşam 6'da direkt yerimize çöküyorduk. Oturuyorduk oraya. O slotu kapatıyorduk. Ne oluyordu ama? 2 saat sonra birileri geliyordu. KS atıyordu. Uğraşıyordun, didiniyordun. Kavga oluyordu zehir oluyordu sonra. O 2 saatte 3 saatte ne kastıysa koyabiliyorduk. Şu anki serverda bak şu anki durumda GB fiyatı olmuş 120 lira. Yam yamlardan siz kazamazsınız. Siz eğer solo oyuncusanız, çok da fazla tecrübeniz yoksa gidip A izlediği videodan gaza gelip ben AFK farm oturacağım deyip yatırım yapıp oraya yönelmeyin. Elinizle farm atın. Birem birem kasın. Yolunuza bakın. Çanınıza eşyanızı koyun. Yarın Çanınızı eşyanızı koyduğunuz zaman o yamyamların slotunu elinden alıp AFK farmınızı da atarsınız. Sağlam bir çağınız yoksa AFK farm önermiyorum asla. Bilginiz yoksa, sistematiniz yoksa pazar asla önermiyorum. Bunlar böyle para kazandıran gibi gözüken şeyler ama aslında kazandırmayan şeyler. AFK farma koyuyorsun çarını. 7.24 mesela bırakayım gideyim öyle bir şey yok. Sürekli kontrol etmen lazım. bir kase atıyor mu? Çarın öldü mü? Üstün doldu mu? Bunları kontrol etmen lazım. Bunları yapmak istiyorsan harbi işsiz olman lazım. E dediğim gibi biz denedik. Teamweaver'la bağlanmaya çalıştık. iş yerinden çok zorlandık. Videolar mevcut. Oktu serimizi 1. bölümden 72. bölüme kadar dizi tadında izleyebilirsiniz. Yaptığımız hatalardan kendinize pay çıkarabilirsiniz. Önemli. Mutlaka. 9. altın kural abi. Bir elin nesi var? iki elin sesi var. Ne kadar solo farm atıyor olsanız da kendinize bir klan bulursanız çok daha hızlı gelişirsiniz. Ben bu seriyi kendine klan bulamayanlar, mutlaka solo takılanlar, klanları klanda takılmayı sevmeyen arkadaşlarımız için yapıyorum genel olarak. Yani. bireysel oyuncular için yapıyorum. Ama eğer güzel bir klana girebilirseniz, sabit bir şekilde, sabit saatlerde düzgün farmı oturtabilirseniz ışık hızıyla geliştirirsiniz şarınızı. Ney mesela? Balrog partiler. Bir Balrog klana girebilirseniz bu zor bir şey değil. Birazcık sola farm atıp artı altı metril set koyup artı iron ball koyup hafiften artı sıfır artı bir takılığınız olduğunuz zaman 2250 2300 AP'lere ulaşabiliyorsunuz okçuyla Gidip Balrog klan bulacaksınız. Günlük 4 saat 5 saat Balrog farmına oturacaksınız. Cebinize 40-50 eminizi koyacaksınız ve rahat kafayla çıkacaksınız. Balrog tabii ki baskın oluyor ama 8 kişicik Balrog'da kazan bir partiye genelde kimse dokunmaz. Saatte 2 kere 3 kere baskına gelirler. Çok fazla darlamaya gelene olursa da zaten farmı bırakırsınız. Klanca hareket edersiniz. Ve güzel arkadaşlıklar kurarsınız. Ama şunu da söyleyeyim size. Bakın bu da çok önemli. 9. maddenin içinde ayrı bir madde olsun. Bu gerçekten çok önemli. Bu oyunda babanıza bile güvenmeyin. Bakın babanıza bile güvenmeyin. Şahitleri var ya. Yaşayanlar var. Babası dolandırmış adamı. Ayrı nekini çalmış. Bakın gerçekten bu oyunda kimseye güvenmeyin. Asla çarınızın şifresini kimseyle paylaşmayın. O benim kardeşim. Ben onunla aylardır farm atıyorum. Ben onun şifresini biliyorum. O benim şifremi biliyorum. Güvenmeyin. Anladınız mı? Güvenmeyin. Güvenmeye gerek yok. Asla ama asla güvenmeyin. Eğer güvenirseniz bir gün taklaya girsiniz. Bakın ben defalarca dolandırılmış bir adamım. Ben bir sene yan yana oynadığım adam tarafından dolandırılmış bir insanıyım. Ya böyle insan dolandırılmış arkadaşlar yorumlarda belirtsinler ki daha dolandırılmamış arkadaşlar feyiz alsınlar kendilerine. Lütfen güvenmeyin kimseye güvenmeyin. 10. ve bu bölümlük son maddemiz abi. Çok tutulursa çok sevilirse bir tane daha video bunun için çekebilirim. Ama zaten bu videoda söylediklerimi detaylı bir şekilde uygularsanız bak sizlere söz veriyorum çok güzel bir çarınız olur. Bu 10 on maddenin 10'una da uyarsanız çok güzel bir çarınız olur. Keyif alarak oynarsınız abi. Bak garanti. Sadece uygula. Bir bado sözü der ki söylediklerimi yap, yaptıklarımı yapma. Gerçi bu okçu serisi söylediklerimden ibaret ve nasıl bir seviyeye geldiğimizi kendiniz görüyorsunuz. Ben asla şunu da söylemiyorum. Kimse bu çarı yapamaz. Bakın ben nasıl bu çarı yaptım. Ben bu çarı 8 ayda yaptım. 8 ayda balık tutsanız bu çarı yine yaparsınız. Yeter ki karakterinize yatırım yapın abi. Fazlasına gerek yok. Son maddemiz de şu. Genel geçer bir ifade. İtemlerinize, i̇temlerinizi, itemlarınızı buya atmayın. Biriktirin. Toplu bir şekilde pazarda satın. Çünkü bir itemden 500k 1M civarı bir zarar edersiniz buya attığınız zaman. 12 itemi buya atarsan 10M. Senin 2 günlük pot paran. Bunları uygula bu ya atma pazarda sat. Tertemiz bak bu ya atma pazarda sat. O maddemiz bu abi. Bunları uygula sen de kazan. Rica ediyorum senden bak. Rica ediyorum lütfen diyorum. Heba etme kendini. Evet e, videoyu izledik abi. Umarım yararlı olmuştur. Gerçekten can kulağıyla dinleyen insanlar için yararlı olacağını düşünüyorum. Biz bunları zaten biliyoruz diyen arkadaşlara da bildiğinizi ben de biliyorum ama uygulamadığınızı biliyorum. Ben bir dostunuz, bir kardeşiniz, bir abiniz olarak sizlere söylüyorum söylemek istiyorum. Uygulamıyorsunuz çünkü. Abi uygulamıyor. Adam bir GB kasıyor gidiyor kumar oynuyor ya. Parasını ziyan ediyor. Görüyor oradan o itemi basmış ben de basarım diyor. Ben diyor pazarda 100 GB kasacağım diyor. Çevren yoksa pazarda para kazamazsın. Bu maddeleri gördük zaten. E şurada Ben Ali ya. Bak adam neler yaktı ya. Raptor'dan başladı yaktı. Şurası abi 10 milyar. İn. 10 milyar diyorum ya şaka değil. Ne no koyayım. Bak her biri Rebolik yaktı. Kaç para kim bilir. Eagle Eye çaktı. CD basmış. Onu da yakmış. Iron Man. Şurada adam bir araba parası gömdü ya. Ana hani upgrade'den kar. Yarın belki şey basacak. E, bir basacak. Kurtaracak. Toplayacak. Ama ertesi gün yine yakacak. Bunun bir sonu yok. Eğer upgrade çal sonra oynayacaksanız. Bak bu yine konut dışına çıkıyoruz ama. Elimde değil. Yapılan en büyük hata bu ya. Upgrade yapıyor adam. CR'ye giriyor. Gemini kırıyor. Gerek yok senin kardeşim bak senin çöpe atacak paran varsa ve bu sana zarar vermiyorsa istediğin kadar upgrade şansmanı oynayabilirsin. Senin bugün 1000 lira paran gittiğinde aman ya 1000 lira gitsin diye biliyorsan istediğin kadar oynayabilirsin. Ama 1000 liralık bir upgrade girip yandığında kendini camdan at aşağı atacak bir adamsan yapma gerek yok üzme. Unutmayalım ki arkadaşlar bir balo sözü der ki oyun araç eğlence amaç. Bu bir oyun daha fazlası değil. Bu oyundan para kazanılıyor mu? Kazanılıyor evet. Bak oynuyorsun para kazanıyorsun. 8 aydır oynuyorum. Ben bu çarı 8 bin liraya satacağım. Bittiği zaman. 8 aylık. Hem oyun oynadım. Üstüne bir de para kazandım ekstra olarak. Ne güzel. Böyle bir artısı var. Ama ben bu oyunu oyun olarak görüyorum. Siz de bu oyunu oyun olarak görün. Fazlası olarak görmeyin arkadaşlar. Solo bir oyuncunun farm atarak kasabileceği para 3000-4000 bin, bin lira olsun. Dışarıda çıkıp herhangi bir fabrikada işçi olarak çalıştığın zaman bu maaşı alıyorsun üstüne şeyin yatıyor sigortan yatıyor onun üstüne de bol bol zamanın kalıyor. Bunun bir oyun olduğunu unutmayın kafanızı yemeyin hayatınızı bu oyunda heba etmeyin arkadaşlar. Ben heba etmiş bir insan olarak söylüyorum Asla ben heba etmedim ben bu oyunu oynuyorum boyun benim içeriğim arkadaşlar ben bir iş icra ediyorum. Youtube'a video atıyorum. Twitch'te yayın yapıyorum. Sponsorum var. Sponsorlarım var para kazanıyorum. Ben bu oyun içinden dolaylı olarak bu oyun üzerinden para kazanıyorum ama yayıncı olduğum için para kazanıyorum. Yarın bir gün bu oyun biter. Buna benzer bir oyun çıkar. Onun videosunu çekerim. Ben meslek icra etmeye devam ederim. Bu meslek benim için. Lütfen aradaki ince farkı anlayalım. Videoya da bir beğeni bırakalım. Bu mesleğimizi icra ettiğimiz için bize destek olmak için. Sizlere doğruyu göstermeye çalıştığımız için. Şeffaf olmayı gösterdiğimiz için. Her zaman söylüyorum. Ben de sizlerin içinizden bir adamım. Ben de hayatını kazanmaya çalışan bu ülkede savaş veren bir insanım. Lütfen gereksiz yere bu oyunda kumar oynamayın. Gereksiz yere paranızı heba etmeyin. Çünkü zor. Gerçekten bu hayat zor. Böyle kolay yoldan bir şeyleri başaracağım diye yapmayın abi. Yapmayın. Bakın 10 maddeyi de unutun. İlk maddeyi düşünün. Asla upgrade yapma şansı oyun oynama. Çarın yatırım yap. Bado'dan bugünlük bu kadar. Sonraki bölümde görüşürüz.